CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayıyla yerel seçime girme kararına ilişkin ilk kez konuştu. İttifak zaten bitti dedi. Parti içinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığı üzerinden kavga yok mesajı verdi. Hakkında açılan dava için ise şöyle bir ifade kullandı. Verilmeyecek hesabım yok. Ve bir siyasi partinin aldığı kararı bir saygıyla karşılayacağız. Yerel seçimler için yol haritasını 81 ilde aday çıkaracağız diyerek duyuran İYİ Parti'nin tutumunu bu sözlerle değerlendirdi. Konuyla ilgili uzun süren sessizliğini bozdu. İttifak zaten bitti diyerek geride kalan sürece vurgu yaptı. Seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim İş Sendikası'nın ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını da parti ilkeleri üzerinden değerlendirdi. Sadece Özel'in değil, İstanbul'dan bir parti üyesinin de kendisinden aday olmak için izin istediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Böyle hayır sen olamazsın ben olurum, o zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Herkes özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz ya da partilerimiz karar verecekler. Biz ona saygı gösteririz. Hakkında açılan davayı da değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Hodri meydan dedi. Beni tanımıyorlar. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Cesaretleri varsa olayı getirirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden tartışırız. Kılıçdaroğlu dinlediniz. Parti içinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığı üzerinden kavga yok mesajı verdi. Peki CHP Genel Başkanlığı'na adayım demeye hazırlanan Özgür Özel nasıl bir yol izleyecek? Parolası, stratejisi ne? İşte yarın saat 14'te yapacağı o açıklamanın ipuçları geliyor. İlk sorumluluktan kaçmayacağım dediğim Haziran'ın 14'ünden bugün daha yakın bir noktadayım sorumluluk üstlenme. Bu sözlerle çıktığı yolda ilk somut adımı atıyor. Yıllarca pek çok kritik görev üstlendiği genel merkeze bu kez genel başkanlık için gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel genel başkan adaylığını ilan edecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Saat 14'te kameraların karşısına geçecek Özel. Yanında yeni isimlerden oluşan milletvekilleriyle parti meclisi üyeleri yer alacak. Önce tutum belgesini, ardından adaylığını açıklayacak. Daha sonra il kongrelerine katılacak, ilk durağı da İzmir olacak. Değişim tartışmalarının odağındaki CHP'de Özel'in vereceği mesajlar oldukça kritik. Tutum belgesinde partinin içerisinde bulunduğu durumu özetlemesi bekleniyor. Geride kalan seçimlere yönelik eleştirileri, sonrasında yapılmayan ama yapılması gereken değişiklikleri ve atılması gereken adımları anlatacak. Metinde değişimin kalıcı olması gerektiği vurgulanacak. Sorumluluk almasa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Çizgimiz budur. Genel başkanlık için yola çıkacak olan Özel'le ilgili tartışılan konuysa grup başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği. Adaylık açıklamasından sonra bu durumun etik olmayacağını savunanlar var. Ancak Özel'in istifa konusunda kararsız olduğu biliniyor. Türkiye'deki çeteler arası çatışmanın Yunanistan'a taşındığı iddia ediliyordu. Önceki gün bir arabada 6 genç infaz edilmişti, hatırlayacaksınız. Yunanistan'daki çete hesaplaşmasının yankıları sürüyor. 6 kişinin infaz edildiği o saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Yunan polisi olaydan 10 dakika önce gelen şifreli mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiğini araştırıyor. İnfazdan önce uyarı mesajı aldılar, kaçmaya çalışırken yaylım ateşine tutuldular. 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Yunanistan'daki silahlı saldırı gündemde yerini korumaya devam ediyor. Atina'da bir aracın içinde 6 Türk'ün cesedi bulunmuş, ölen şahısların uyuşturucu çete lideri Barış Boyun'un adamları olduğu belirlenmişti. Güvenlik güçleri olayla ilgili titiz çalışmasını sürdürüyor. Yapılan araştırmalarda şahısların telefonlarına infazdan 10 dakika önce gelen bir mesajsa dikkat çekti. Bulunduğunuz yerde şifre oldu. O evden hemen çıkın. Sizi öldürecekler mesajı pusu iddiasını güçlendirdi. Ekipler mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği üzerine yoğunlaşıyor. Öldürülen çete üyelerini giden mesajın tuzak olabileceği de değerlendiriliyor. Henüz saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü bulunamadı. Atina polisinin elinde sadece silah seslerinin duyulduğu bir görüntü mevcut.